Bir şeyler anlatıyor. Kur'an şöyle söylüyor, hadis böyle söylüyor. Kur'an-ı Evet. Kerim'deki bu ayetin hükmü budur filan gibisinden bir şeyler anlatıyor. Sonra bunların yanlış olduğunu biz söylüyoruz. Veya alimler, daha doğrusu müstakim olan ehli sünnet alimleri, hocalar bunun yanlış olduğunu söylüyor. Ya adam Kur'an okuyor ama yine nasıl yanlış söylüyor? Evet. Adam ilahiyatçı olmuş, hoca olmuş, Evet. akademisyen olmuş, nasıl yanlış konuşuyor diye şey yapıyorsunuz, nedir Maalesef ismi? yani çok fazla Şaşırıyor var. insanlar, değil mi? Şimdi Kur'an'ın ayetlerinin meali vardır. Her ayetin bir meali vardır. Lafzının, yani o cümlenin, o Arapçanın bir anlamı vardır. O Arapçanın Türkçesi de olur, İngilizcesi de olur, Fransızcası da olur filan. Ama ayetin hükmü diye bir şey yoktur. Anlatabildim O mi? ayet. Kur'an'ın hükmü vardır. Evet. Yani herhangi bir ayetten bir fıkhi hüküm veya bir akidevi hüküm çıkarmak için Kur'an'ın bütün ayetlerini dikkate almak zorunluluğu vardır. Evet. Bunu Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Allah'a başka bir şekilde ifade buyurmuştur ki eğer siz bu hadiseyi, bu hadisi bilirseniz, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu hadisini aklınızda tutarsanız, kendisini hoca gibi, ilahiyatçı gibi veya tarikat şeyhi gibi falan gösterip de bize yabancı olan manaları, hükümleri, yani bizim kabul etmemiz mümkün olmadığı acayip ve garayip anlamları Kur'an'dan çıkarma gayretine giren insanların halini anlarsınız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün sahabileriyle, arkadaşlarıyla sohbet ederken ben Kur'an'ı kabul etmeyenlerle savaştım diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ben Kur'an'ı kabul etmeyenlerle, yani müşriklerle, Yahudilerle, Hristiyanlarla, Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğunu kabul etmeyenlerle savaştım. Ama sizin içinizden birisi diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Kur'an'ın doğru olan manasını kabul etmeyenlerle savaşacak. Anladınız değil mi? Sahabiler şaşırıyorlar. Yani kim ya Resulallah, yani Kur'an'ın doğru olan manasını kabul etmeyenlerle savaşacak olan kim? Sahabiler diyor ki o sırada İmam Ali kerramallahu vecehu ayakkabının içerisinde ayakkabıların bağını bağlamaktaydı. Efendimiz eliyle işaret etti aleyhissalatü vesselam. Şu ayakkabılarının bağını bağlayan adam. Hakikaten devran döner. Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman'ın döneminden sonra Hazreti Ali radıyallahu teala anh hilafet makamına geçince onun karşısında bir güruh dikilir. Bir güruh, bir topluluk oluşur. Ve bu topluluk Hazreti Ali'yi Kur'an'ı uygulamamakla suçlarlar. Bu topluluğun mesela ilk çıkardıkları hükümlerden birisi amelin imandan bir parça oluşudur. Yani namaz kılmayan insan kafirdir. Oruç tutmayan insan kafirdir. Zekat vermeyen insan kafirdir. Nerede? Bu hükmü nereden çıkarıyorsunuz? Bakara suresinin ilk ayetinde. Estaizu billahi ellezine yu'minune bil gaybi ve yuqimuna salate ve mimma razaknahum yunfikun. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki o ayetlerde onlar gayba iman ederler, namaz kılarlar ve Allah yolunda harcarlar, yani zekat verirler. Bu cümlenin değillemesi nedir? Zekat vermeyen, namaz kılmayan gayba iman etmiyor demektir, kafirdir demektir. Mutezile'nin ameli imandan bir parça sayması, haricilerin daha doğrusu bir zihniyetinin başlamasının orijinalinde bu vardır. Bakın Kur'an'ın doğru olan manasını kabul etmiyorlar. Kur'an'ın ayetlerinden kendi akıllarına göre hüküm çıkaran insanlar bunlar. Bu yüzden siz Ehl-i Sünnet ulemasının, cumhur derken İslam alimlerinin ezici çoğunluğunun bu Allah bu ayetten bunu murad etmiştir dediklerinin aksinde bir kısım sonuçlara, yorumlara varan insanların ya bu adam hocadır, okumuş. İşte hariciler hepsi okumuşlardır. Hariciler mesela bir özelliği vardı. Bu huruç hareketidir. Bu bir başkaldırıdır. Allah'a başkaldırıdır. Allah'ın Resulünün halifesine Hazreti Ali'ye başkaldırı öyle başlamıştır onunla beraber. Gerçi ondan önce de Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında böyle o hayattayken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle kendini bilmeyen, haddini bilmeyen birkaç girişim olmuştur. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, çünkü bunların kökenini bilmeniz gerekir. Bunların orijinini bilmeniz gerekir. Sonra da bunların özelliklerini bilmeniz gerekir ki öyle televizyon ekranından çıkıp da şimdi Muhammed Peygamber diye konuşup salatü selam getirmekten bile imtina edecek kadar cimri ve demin nasipsiz insanlarla muhatap olduğunuz zaman şaşırmayınız. Bir savaştı, bir savaş sonrasıydı.
ganimetler gelmişti. Toplanmıştı. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam birçok hususiyetleri olan bir zat. Hem Allah'ın peygamberidir, hem ordu komutanıdır, hem devlet reisidir değil mi? Bütün bu sıfatları kendinde topluyordu Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Bu yüzden savaş sonrası toplanan ganimetleri savaşa katılan sahabiler içerisinde arasında dağıtıyordu. O sırada diyorlar birisi geldi. Hazreti Resulullah'ın eteğine sımsıkı bir şekilde asıldı. Resulullah'ın eteğinin cübbesini tuttu ve böyle sertçe bir şekilde çekti. Hatta adam o kadar hoyratça davrandı ki Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a karşı, şu cübbenin kenarı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in mübarek boynunda iz yaptı. Diyor, adam ondan sonra bağırdı. İ'dil ya Muhammed dedi. Adaletli ol ya Muhammed dedi. Diyor, hepimiz döndük baktık adama. Allah'ın Resulü ganimetleri dağıtıyor. Adam gelmiş, o kadar sahabenin içerisinde, o kadar müminlerin içerisinde adaletli ol ya Muhammed diyor. Sonra adam diyor durdu, dedi ki bu taksimde, yani şu ganimetlerin bölüştürülmesinde Allah'ın rızası gözetilmemiştir dedi diyor adam. Muhatabı kim, suçladığı kim? Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Yani insan cehalet, inat ve haset ve hırs insana her şeyi yaptırabilir. İnsan onların emrine girdiği zaman. Bu dört duygu, cehalet, inat, hırs ve haset. Bu dört zehir insanın hem dünyasını hem ahiretini mahveder. Diyor hepimiz şaşırdık ama Resulullah var, bir şey yapamıyoruz aleyhissalatü vesselam. Diyor Allah'ın Resulü döndü sallallahu aleyhi ve sellem. İn men e'dil lem ya'dil dedi. Yani eğer ben adaletli olmazsam ya kim adaletli olacak dedi. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam. Sahabe diyor hala bekliyoruz. Sonra diyor döndü Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Kim Yunus bin Metta'dan daha sabırlıyım derse doğru söylemiş olmaz. Yani Hazreti Yunus peygamberden. Çünkü kavmi ona bundan daha fazlasını yaptı da o sabretti diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Sahabiler şey olacak, müdahale edecek olurlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam durduruyor. Sonra diyor adam döndü yürüdü gitti. Diyor giderken Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu ve bunun soyuna dikkat edin dedi diyor. Bu ve bunun soyuna dikkat edin. Sonra döndü bize dedi ki hariciler, hariç, huruç eden, yani meşru olan otoriteye ve Kur'an'ın hak olan manasına baş kaldıranlar, cehennemin köpekleridir dedi aleyhissalatü vesselam. Hepimiz diyor, sonra diyor dedi ki bunlar Kur'an okuyacaklar ama Kur'an onların boğazlarından aşağı inmeyecek. Kur'an okuyacaklar, Kur'an'ların boğazlarından aşağı inmeyecekler. Bir diğer hadiste Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunları zaten hadisleri ve sünneti terk ettiğini, bize Kur'an yeter dediklerini anlatıyor. Her iki hadisi meşhurdur bilirsiniz. Ve bunlar için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ölürlerse cenazelerine gitmeyiniz diyor. Bir diğer hadiste de İslam yönetimi varsa eğer, şer'i bir idare varsa onları bulduğunuz yerde öldürünüz diyor. O devlete, otoriteye baş kaldırıp asi oldukları ve fitneci oldukları için. Onları bulduğunuz yerde öldürünüz. Hatta diyor bunların Kur'an okuyan, Kur'an okuyor, devamlı Kur'an okuyor. Kur'an'dan başka bir şey anlatmıyor, ayetler anlatıyor. Devamlı Kur'an okuyor. Bunların Kur'an'la hali şudur diyor. Bir adam diyor bir hedefe diyor bir ok atar. Ok diyor hedefi deler geçer diyor. Adam oku eline alır. Bakar ki hiçbir iz kalmamış. Geçmiş ama hiçbir şey bulaşmamış oka. İşte İslam'dan bunlara hiçbir şey bulaşmamıştır diyor. İslam'ın hiçbir izi, hiçbir eseri bunların üzerinde kalmaz. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en net, bütün hadis kitaplarında yer alan ifadesi yodur. Bunlar cehennemin köpekleridir diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Kendisine süslü koltuğuna yaslanmış bir halde kendisine benim hadislerim okunduğu zaman bize Allah'ın kitabı yeter. Biz Kur'an'dan başka bir şey istemeyiz. Varsa Kur'an'dan bize delil getirin diyen insanların bunu diyecekleri gün gelecektir diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Onlar okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkarlar diyor Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Bu yüzden Kur'an'ın doğru olan manası vardır
bir de Kur'an'ın çarpıtılmış olan manaları vardır. Tasavvufu, tarikatları, Allah dostlarının, Evliyaullah'ın yolunu inkar edenlerin Kur'an'a ve tasavvufa yaklaşım şekli haricilerin bakış açısına çok benzemektedir. Yani onlar hiçbir şey gözetmeden, insaf gözetmeden, inatla, cehaletle, hırsla ve hasetle yaklaşırlar. Yani düşünün, bir yerde ben bir sohbetinde diyorum ki, birisi şöyle bir rüya görmüş, Allahu alem bu rüyanın manası budur diyor büyükler diyorum. Delilin nedir diyor ya, Kur'an'dan delilin var mı diyor. İşte bir rüyanın delilini soracak kadar hasedinde, kıskançlığında ve cehaletine ileri girmiş. Rüyanın delili mi sorulur? Sadece rüyanın hak bir şey olduğu ve rüya yorumunun özel bir ilim olduğu Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Artık ondan sonra sen şu rüyanın manasını sen söylemek veya inanmak zorunda değilsin. Ama buna delili nedir? Bu rüyanın manasının bu olduğuna delili nedir diye soracak kadar inkarcılığı, karşı gelişi yani. Karşı geliyor adam. İlle bir şeyi karşı gelir. İlle inkar edecek. İlle reddedecek ya. Bu rüyanın manasının bu olduğunun delili nedir? Hiçbirisi bunlar kendi hallerine bakmazlar. Yani kendi dünyalarına bakmazlar. Fatiha'yı okurken İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn ile bu ayet ile tasavvuf ehlini itham ederler. Şeyhinizden bir şey istiyorsunuz derler. Şeyhinizden bir şey bekliyorsunuz derler. Halbuki Allah Fatiha suresinde diyor ki İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn. Ya Rabbi sadece sana kulluk ederiz. Sadece senden isteriz. Bundan iki yıl önceydi zannedersem bir hac döneminde bayram geceleri Seyda ile beraber Mina'ya gidiyoruz. Yani Mescid-ül Hif'e gidiyoruz. Mebit'e gidiyoruz. Böyle 15-20 kişilik bir grubuz. Yani Seydalar biraz ileride bir yerde oturdular mescidin içinde. Çok kalabalık tabii. Bir sürü hacılar geliyor orada uyuyorlar. Yani geceyi orada geçiriyorlar. Biz de Sivatullah Hoca vardı, ben vardım filan. Biz 5-6 kişi böyle bir boşluk, bir yer bulduk, oturduk oraya. Ama yani böyle Seyda'nın yanına arada gidiyoruz. Veya Seyda bakıyor, bir şey istiyor, çağırıyor filan. Arkadaşlarımız tek tek bazen Seyda'nın yanına gidiyoruz, geliyoruz filan. Bizim Seyda ile bağlantımızı anladı. Orada bile bir grup vardı. Zannedersem yani Mısırlı bir gruptu. Allah-u Alem, tam bilmiyorum filan. Böyle kendi aralarında bir şeyler konuşmaya başladılar. İşte bunlar işte bu onların şeyhidir, bunlar işte bir şeydir, bunlar sofidir filan gibisinden böyle bir şeyler konuşuyorlar. Biz de anlamıyormuş gibi ama öyle bir şey müdahale etmiyoruz. Onlar bize bir şey demedikçe biz onlara bir şey demeyelim diyoruz. Sonra o uzananlardan birisi uzandığı yerden kalktı, dedi ki sana bir şey sorayım dedi. Buyur dedim. Senin dedi o zattan, o şeyhten dedi, senin o şeyhten beklentin nedir dedi. Yani o şeyhten beklentin nedir? Dedim vallahi ben sana bir şey söyleyeyim dedim. Hacı dedim. Benim o şeyhten beklentim senin şifa için gittiğin doktordan ve aldığın ilaçtan beklentinden daha fazla değil dedim. Bir durdu bile arkadaşlar da hepsi duyuyor. Bir öfkelendi çünkü cevap onun bütün hayatını alt üst edecek bir cevap. Şafi kimdir? Şifayı veren kimdir? Allah'tır değil mi? İslam'ın hükmü budur. Eğer sen şafi, şifayı verenin Allah olduğuna itikad ediyorsan ve bu ayeti sadece böyle soyut bir şekilde anlıyorsan sen doktora gittiğin zaman dinden çıkarsın. Aldığın ilaçtan medet umduğun an değil mi? Dinden çıkarsın. Allah şifayı veren benim diyor. Sen hastane, laboratuvar dolaşıyorsun. Allah şifayı veren benim diyor. Şafi olan Allah'tır Celle Celaluhu Celle Şanuhu. Avuç avuç ilaç kullanıyorsun. İlaca mı daha çok güveniyorsun? Doktora mı yoksa Allah'a mı? Otur kendi içinde kendi hesabını yap. Adam döndü sinirle, öfkeyle genç birisiydi. Birdenbire yorganı üzerinden kapattı, uzandı, uyudu. Valla sıkmatına diyorum, sen diyor adam bütün dünyasını yıktın dedi. İşte İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn derken insanlar Allah'a kulluk etmek ve Allah'tan isteme konusunda İnsanlar ayetin sadece yalın olan bu manasını alırlarsa sizin bütün hayatınıza yaptığınız hareketlerin hiçbirisi İslam'a uygun değil, şeriata uygun değil. Rızkı veren kimdir? Allah'tır. Senin patronunla senin ne alakan var? Patronla bakış açın nedir ki senin yani?
veya senin idareci olabilir mi? Fabrikanın sahibi ya çalıştığın şirketin patronu. Senin işverenin halin nedir ki? Anladınız değil mi? Hele ki rızka bağlılık, yani rızık hakkındaki itikat, iman ve inanç hakkındaki itikattan çok daha öte bir şeydir. Çünkü rızkı Allah üstüne almış. Ama imanı Allah üzerine almamış. İmanın için çalış diyor, gayret göster. Ama rızkını sen yan gelip yatsan da, hiçbir işte gitmesen, hiçbir yerde çalışmasan bile Allah o rızkını sana getirecektir. Daha doğrusu şöyle ifade edeyim. Yani tabii gidin yan gelip yatın, Allah evinizi, ekmeğinizi gönderecek falan gibi basit yorumlara almasın hiç kimse de. Ama senin çalışman hiçbir zaman Allah'ın senin için takdir ettiği rızkı değiştirmeyecektir. Eğer sen çalışmanla rızkının değişeceğine inanırsan İslam akaidine göre küfre gidersin. Anladınız değil mi? Ve çalışsan da çalışmasan da rızkın gelip seni bulacaktır. Çünkü Cenab-ı Allah Kur'an'da her canlının rızkını tekeffül ettiğini emrediyor, bize bildiriyor. Yani Allah rızkı üzerine almıştır. Ama Allah imanı üzerine almamıştır. İmanınızı kurtarın diyor. Rızkınızı kurtarın demiyor İslam. Çünkü rızkı Allah-u Teala veriyor, verecek. Her canlı son nefesine kadar Allah'ın ona takdir etmiş olduğu rızkı onun eline geçecektir. Hiçbir şey rızkın eline geçmesine mani olmayacaktır. Adam bunu düşünmüyor. Sabahtan akşama kadar 3 kuruş, 5 kuruş arttırmayayım diye koşturuyor. Halbuki değişmeyeceğini de biliyor. Müslümansa bilmesi lazım, inanması lazım. Efendim mesela bu adamı rahatsız etmiyor. Gece gündüz ekmek peşinde koşması onu rahatsız etmiyor. Hastalandığı zaman doktor doktor dolaşıp medet umması onu rahatsız etmiyor. Ama benim Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'ın veli kulları diye bahsettiği, Allah'ın sevdiği ve razı olduğu kulları diye Kur'an'da anlatılan bir zatın yanına gidip ondan dua istemem, ondan yardım istemem, ondan himmet istemem, bu adamın itikadına ters geliyor. Yani bir çifte standart var. Kendi hayatındaki çelişkileri görmeyip de sadece sufileri, tasavvuf ehlini acımasızca eleştiren bir çifte standart. Bu yüzden tasavvuf ehline karşı inat, cehalet, hırs ve hasretten dolayı karşıt olan, münkir olan kişilerin hiçbir zaman tasavvufla ilgili bu konularda hidayete gelmeleri beklenmiyor tasavvuf ehli büyükler tadı. Bir de şimdi sen bir tasavvuf ehline, bir mürşide, bir Allah dostuna, bir veliye nasıl düşmanlık yaparsın? Nasıl muarız olursun ona? Nasıl ona karşı gelirsin değil mi? Bu karşı gelişin nedir? Yani çok basit bir şey. Seyyid Sıbgatullah Harvasi Kudüs'e sirruhu çok büyük bir zat. Gavs-ı Hizan. Zamandaki bütün alimlerin ve şeyhlerin zamanın en büyük velisi olduğunu kabul ettikleri zat. Seyyid Sıbgatullah Harvasi Kudüs'e sirruhu. Bütün memleket biliyor. Herkes biliyor. Herkes tanıyor. O zat diyor ki tasavvuf ehlini, tabii gerçek tasavvuf ehlini kastediyorum. Benim bütün sohbetlerimde, bütün anlatımlarımda, bütün söylediğim şeylerde gerçek Allah dostları ölçü alırsın. Hiç kimse kendi şeyhine, kendi tarikatına benim sözlerimden kendine delil ve mesnet çıkarmasın. Asla. Yani herkes önce kendi yolunun, kendi adabının, usulünün doğru olup olmadığına baksın. Bizim sözlerimiz sahtekarlar, menfaatçiler, bid'at ehli ve hurafe ehli için hiçbir zaman geçerli değildir. Bizim sözlerimizden onlara kimse kendine mesnet, kendine dayanak çıkarmasın. Bizim sözlerimiz Kur'an ve sünnete adım adımına, milimi milimine uygun yaşayan ve hareket eden Allah'ın salih kulları içindir. Onlar için geçerlidir. Bu yüzden Seyyid Sıbgatullah Harvasi Kudüs'e sirruhu diyor ki bu yolu, bu yolun büyüklerini inkar edenler eğer Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı görseydiler onu da inkar ederlerdi. Çünkü gerçek Allah velilerini, gerçek salih kulların bütün hayatı ve hareketleri nedir? Hazreti Resulullah'ın sünnetine uymaktır Aleyhisselatü Vesselam. Sen neyi inkar ediyorsun? Neye karşı geliyorsun? Yani bu sohbeti, tabii bu konuyu çok fazla ilerletmek istemiyorum ama tasavvuf ehlini tenkit eden, tevhid konusunda, itaat konusunda. Adam bana geliyor, ben rabıtayı anlatıyorum, rabıtayı. Diyor ki niye şeyhimizi düşünüyorsunuz da niye Allah'ı düşünmüyorsunuz?
Niye Allah'ı düşünmüyoruz diyor. Dedim ki Hazreti Peygamber diyor ki Allah'ı düşünmeyin. Hadis diyor. Öyle bir hadis mi var? Evet öyle bir hadis var. Sen Allah'ı nasıl düşünebilirsin ki dedim. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah üzerinde düşünmeyin diyor. Allah'ın mahlukatı, yaratıkları üzerinde düşünün diyor. Sahih hadis. Sen bana diyorsun ki ben niye Allah'ı düşünmeyeyim? Önce git İslam'ı öğren. Önce Kur'an'ı öğren, sünneti öğren. Sonra gel benimle cedelleş, bana muarız ol. Yani söylerken bu İmam-ı Gazali Hazretleri bir gün sohbet ederken radıyallahu teala anh diyor ki ariflerin namazı şöyledir diyor ariflerin namazı. Teşehhütte tahiyyatı okurken diyor. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tahiyyatı okuyoruz ya. Sana selam olsun. Bütün güzellikler ve bütün berekat senin üzerine olsun. Ey peygamber, ey nebi derken diyor. İki kaşlarının ortasında eğer rüyalarında Resulullah'ı görmüşlerse aleyhissalatü vesselam Resulullah aleyhissalatü vesselam'ı hayal etmeleri. Onu görmemişler hani rüyalarında Ravza-i Mutahhara'yı ve Kubbe-i Hadra'yı hayal etmeleri gerekir diyor. Arifler böyle namaz kılarlar. Yani namazda o namazın o kısmında biliyorsunuz Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam'a selam ver diyor. Ona selam veriyorsunuz. Namazda peygambere selam veriyorsunuz. Allah'ın huzurundayken peygamberle konuşuyorsunuz. Bunu bile bilmeyecek kadar cahil. Öyle değil mi? Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü. Aleyke bir de ke. Direkt muhatap zamiri kullanıyorsunuz orada. Yani karşında olan birine söylenmiş şeydir. Nasıl kıyamdayken İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn derken Allah'a hitap ediyorsanız tahiyyatta, teşehhütte Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü. Sana selam olsun ey peygamber, ey nebi ve rahmetullahi. Allah'ın rahmeti sana olsun ve berekatu ve bütün güzellikler yani bereketler de senin üzerine olsun. Yani bunu söylüyorsun, bunu söylerken diyor İmam Gazali mutlaka Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a niyet etmesi lazım bir insan namazda. Peygamber'e selam veriyorsun ve hayalinde iki kaşın ortasında canlandırması lazım. Bir tanesi kalkıyor İmam-ı Gazali'ye diyor insan Allah'ın huzurunda nasıl peygamberi hayal eder? Sen diyor Allah'ın huzurunda karını hayal ediyorsun, kızını hayal ediyorsun, paranı pulunu hayal ediyorsun. Allah'ın huzurunda her şeyi hayal ediyorsun. Değil mi namazdayken bütün Ankara'yı dolaşanlar var yani. İki rekat namazda buradan 10 defa Ulus'a Kızılay'a gidip gelen var, Tandoğan'a gidip gelen var, bütün Çankaya'yı kolaçan eden var. Bütün dükkanları gezen, bütün vitrinleri seyreden insan var iki rekat namazın içerisinde. İmam Gazali diyor ki, bütün namazın boyunca Allah'ın rızasına uygun olmayan birçok şeyleri hayal ediyorsun, kalbinden geçiriyorsun. Bu seni rahatsız etmiyor da, peygamberi hayal etmek mi seni rahatsız ediyor? Dön namazına bak, kendi haline bak diyor İmam Gazali. Seni rahatsız eden şeylere bak, bir de rahatsız etmeyen şeylere bak. Allah'la ve Resulü ile aleyhissalatü vesselam olan münasebetini ona göre gözden geçir diyor. Cenab-ı Allah bu tür muannit, inatçı, cahil, bu tür hırs ve haset sahibi insanların şerrinden gerçek tasavvuf ehlini, salih kulları muhafaza etsin. Allah-u Teala Kur'an'ı bunlardan korusun, dua edelim en çok. Cenab-ı Allah Kur'an'ı bunların tahrifatından korusun. Koruyacak da ama bunlar kaç kişi bunların peşinden gidip bunlara inanacak. Bir de tasavvufun inkarcıları, sünnetin inkarcıları aynı taifedir. Bak bunu aklınızdan çıkarmayın. Adam diyor ki, ilk önce diyor ki, tarikatlar var mıydı? Peygamberimizin zamanında aleyhissalatü vesselam yoktu. O halde tarikatlar İslam'da yoktur. Tarikatlar olmayınca şeyhler, veliler, Allah'ın salih kulları da yoktur. Bu bir düşüncedir, bu bir silsiledir yani. Tarikatlar var mıydı, yoktu. Aynı gerekçe ne içinde vardır? Mezhepler var mıydı Peygamberimizin zamanında? İslam yoktu. O halde onlar da sonradan çıkmadır. Bid'attır. Tarikatları çıkar, mezhepleri çıkar. Tarikatları çıkarmak, temiz insanları, duası makbul, salih kulları, Allah'ın velilerini çıkarıp atmak. Mezhepleri çıkarmak da müştehidleri ve alimleri çıkarıp atmaktır. Zaten hemen ondan sonra da mezheplerin gerekçesi nedir? Mezhepler niye ortaya çıkmıştır? Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti olan uygulamalardan dolayı, o farklılıklardan dolayı, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yorumlarından dolayı çıkmıştır. Onları da çıkar at,
hepsini çıkar, elinde bir Kur'an kalsın. Onu da bir oyuncak gibi kullanmaya gayret göster hayatım. Bakın hep aynı şey yani. Aynı tinettir. Tasavvuf inkarcıları ve sünnet inkarcıları aynı insanlardır. Çünkü mantık aynı. Yani kafanın, aklın çalışma şekli aynıdır. Allah-u Teala bunlara karşı uyanıklık versin hepimize. Cenab-ı Allah bunlara fırsat vermesin. İnşallah bir an önce bunların şerrinden temizleniriz hepimiz. Cumanız mübarek olsun. Amin. Allah-u Teala ölmüşlerimize rahmet eylesin. Hastalarımıza Cenab-ı Allah şifa versin. Darda olan kardeşlerimize Cenab-ı Allah hayırlı kapılar açsın inşallah. Allah rızası için dualarımızın kabulü niyetiyle El Fatiha.